Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın 1.07 yama notları yayınlandı. Uzun zamandır bahsettiğimiz Sage'e nerf geldi. Sage ile beraber toplamda 5 karakterimize ve silahlarda düzenlemeler var. İlk olarak Sage ile başlayalım. Sage'i gerçekten müthiş nerflemişler. Hani müthişlik kelimesi burada çok iyi olmuş anlamında değil. Hani çok büyük bir nerf yapmışlar. Karakterin yeteneklerine bakalım. Karakterimizin 3 yeteneği de nerflenmiş. Normalde takım arkadaşınızı iyileştirdiğiniz zaman da takım arkadaşınız 5 saniye içinde 100 can elde ediyordu Fakat artık 5 saniye içinde sadece 60 can elde edebilecek. Normal şartlarda baktığınızda 5 saniye içinde 60 can iyi. Fakat hani biz %60'a düştüğümüz için bu bizi çok kötü etkileyecek gibi duruyor. Çünkü hani takım arkadaşımızı hillediğimiz zaman takım arkadaşımız hemen fight'a girebiliyordu. Ve yani 5 saniye içinde 100 can alması gayet iyi bir durumdu. Fakat direkt 40 canlık bir düşüş var. F fakat kendimizi iyileştirmemizde daha da çok bir düşüş var. Normal şartlarda kendimizi iyileştirdiğimizde yine takım arkadaşımızda olduğu gibi 5 saniye içinde 100 can alıyorduk. Fakat bundan sonra sadece 10 saniyede sadece 60 can alacağız. Baktığınız zaman çok ciddi bir düşüşler var ben açıkçası oyunlanışı çok şey etkileyeceğini düşünüyorum bu düşüşlerin. Tabii ki de genel olarak sizin hani karakter düzenlemeleriyle alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyileştirme iyileştirme dışında yavaşlatan küre bundan bahsetmiştik. Alanı %30 oranında küçülmüş. Hani bunu Asya'nın kendi Valorant resmi sayfasında da görmüştüm. Çok güzel olmuş bu bana sorarsanız. Hani çok geniş bir alana yayılıyordu ve zaten çok da etkili bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Hani alanının %30'a %30 oranında küçültülmesi bence iyi olmuş. Onun dışında karakterin duvarında da ciddi bir düzenleme var. Hani karakterin duvarının maliyeti 400 puandan 300 puana düşürülmüş. Ama karakter duvarını kurduktan sonra artık 400 can ile kuruluyor. Ve 3 saniyelik gecikmenin ardından normal hani güncelleme öncesi 800 canlık haline geri dönüyor. Fakat bu 3 saniye içerisinde düşmanlar 400 canlı bir duvarı daha kolay bir şekilde kırabilir. Bu açıkçası bomba hani kurulduktan sonra direkt duvar açıyorsunuz ve hani düşmanın neredeyse bombayı Hani sizin neredeyse bombayı korumanız imkansız bir hale geliyor eğer hani saldıranlar tarafındaysanız. Baktığınız zaman duvarın direkt 800 canla başlaması bazı noktalarda çok zorlayıcı oluyordu. Hani 400 canla başlayıp 3 saniye sonra 800'e ulaşması bence gayet iyi olacaktır. Buna göre oyun da çeşitlenecektir diye düşünüyorum. Diğer karakterlerimize geçelim. Killjoy'un nanoswarm özelliğine bir nerf gelmiş. Hasar vermeye başlamadan önce yani küçük bir bekletme süresi eklemişler. Açıkçası hani bomba kurulduğu anda yani kurulma sesini duyduğunuz anda patlatıyordunuz ve çok ciddi bir hasar veriyordu. Ayrıca hasarı da 60'tan 40'a düşürülmüş. Ben bunların önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yani yeteneğin gizlenme sesi de biraz arttırılmış ve görüntüsü hani animasyonu değiştirilmiş. Daha kolay fark edilebilir hale getirilmiş. Yani nanoswarm'da bir neden nerf var. Taretinde de artık Sova'nın keşif oku Taret'i görmeyecekmiş. Ve hani daha akıllı bir şekilde ateş etmeye başlayacakmış düşmanınızın eski pozisyonuna göre. Hani Taret'te de bir nevi buff var diyelim. Böyle eşitlemeye çalışmışlar. Fakat Nano Nanoswarm, Swarm'daki, Nano Sürü'deki nerfün gerekli olduğunu düşünüyordum ben. Çünkü bana kalırsa karakterin en kullanışlı yeteneklerinden biri. En kullanışlı yeteneği. Dolayısıyla oynanış açısından iyiye götürecek bir nerf olduğunu düşünüyorum. Hani karakterin çokça zaten nerf almasını isteyenler de vardı. Bu şekilde başladı. Nereye kadar ilerleyecek merak ediyorum tabii ki de Viper'a geçelim. Viper'ın zehir perdesini artık satın alma evresinde kullanabiliyorsunuz. Normalde hani bir bariyer vardı ve hani o perdeyi kullandığı kuramıyordunuz. Bariyerden sonrasına geçmiyordu. Artık bariyerden sonrasına da geçebilecek bu yetenek. Ve hani kaldırılma süresi de arttırılmış. Yani duvar daha hızlı bir şekilde kurulacak. Onun dışında çürümede zehir dumanı yeteneklerindeki çürüme artık takım arkadaşlarını etkilemeyecek. Bu gerekli bir şeydi bana sorarsanız. Karakterin bufflanması açısından. Çünkü kendi takımı arkadaşımızın kullandığı yetenekten olumsuz etkili deniyorduk. Ve hani molotof tarzı bir şey de değildi bana sorarsanız. Özellikle zehir dumanı. Bu güzel olmuş. Viper'ın ini de artık yerleştirildikten sonra hani alanı harita içerisinde gösterilecekmiş. Küçük ama oynanış açısından etkili olduğunu düşünüyorum. Bridge karakterini bufflamışlar ve kendi yazdıklarına göre bunlar yapmak istediklerinin sadece başı. Yani karakter daha da düzenlenecek. Daha da bufflanacak. Karakterin flash'ında göz kamaştıranın sayısı 2'den 3'e çıkarılmış. Yani artık 3 adet flash alabileceksiniz. Hazırlanma süresi de 0.6 saniyeden 0.5 saniyeye düşürülmüş. Yani hem daha çok yetenek alabileceğiz hem de yeteneği daha hızlı bir şekilde kullanabileceğiz. Güzel olmuş başlangıç açısından. Ayrıca zelzele yeteneğinde patlamalar arasındaki gecikme de 0.3'ten 0,25'e, 0,255'e düşürülmüş. Buna da böyle, bu da böyle. Sarsıntı yeteneğinde, sarsıntı yeteneği artık kullanıcı düşmanın dürbün yeteneğini yani dürbün kullanmasını engelleyecekmiş. Yani hem dürbün görüşünden çıkaracak hem de dürbününü aç engelleyecek. Yani karakteri bu şekilde hani basit bir bufflamışlar. Basit demek de çok doğru olmayabilir belki ama hani biri için seçimi açısından artık seçim oranı daha da artacaktır diye düşünüyorum ben. Bir içe geçince konuşmayı unuttum sanki. Hani dolayısıyla daha fazlası da gelecektir. Hani bir iç konusunda çok fazla buff isteyenler vardı. Hani bu yetenekler tabii ki de bana sorarsanız yeteni yeterli değil. Fakat siz neler düşünüyorsunuz? Bunları merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz harika olur. Sova'ya geçelim. Sova'da çok küçük bir buff var. Karakterin tasarımını güncellemişler ve hani artık karakterin pelerini böyle hani uzamayacak, çok küçük bir şekilde hani sallanacak. Dolayısıyla karakterin görünümünü daha da zorlaştıracak önceki haline göre. Hani bu şekilde küçük bir buff, buff var. Hani ne kadar buff dersiniz tabii ki sizin kararınız. Onun dışında Sova'nın ellerindeki birinci, birinci şahıs görüntüsü güncellenmiş ve artık görsel açıdan diğer ajanların seviyesine daha yakın bir hale getirilmiş. Karakter düzenlemelerimiz bu şekilde. Silah güncellemeleri ne geçelim önceki yama notlarında da pompalılara güncelleme bir nerf vardı. Bu e, güncelleme notlarında da pompalılara bir nerf var. Short ve Judge'da nerflenme var. Vandal'da da güçlendirilmiş. Vandal'da bufflanmış. Bunu zaten konuşmuştuk. Bizim konuştuğumuz gibi değil. Fakat bir buff var. İlk olarak pompalılardan başlayalım. Artık pompalı tüfekler ateşlendiğinde düşmanı bulduğunuzda aim etkisi daha az olacak diğer silahlara oranla. Bunun dışında da tüm pompalı tüfeklerin 10 metre ve daha uzak, uzaktaki düşmanlar için vurulma etkisi düzenlenmiş yeni vurulma etkisi de şöyle sabit bir hızda normale dönen 0.5 saniyeliğine %30 yavaşlatma etkisi alacakmışız. Yani pompalıya maruz kaldığımızda bu değişikliklerin amacı da şuymuş. Pompalı tüfeklerle hani acayip şeyler görmek istemiyorlarmış. Bunu belirtmişler. Siz yine girip kendiniz daha ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. de şöyle bir şey var. İlk mesafeye göre azalma menzili 9 metreden 7 metreye azaltılmış. Kafadan vuruş çarpanı da 3'ten 2'ye düşürülmüş. Artık hani Jach ve Bucky'li yani normal pompalılarımızda aynı seviyeye getirmişler Buradaki amacımız diyorlar kendileri shorty kullananların skor almak için daha fazla uğraşması diye belirtmişler. yaştaki zayıflatma daha basit silah bedeli 1500'den 1600'e çıkarılmış. Vandal güçlendirmesi bana kalırsa çok önemli. Silah atış hızı arttırılmış. 925'den 975'e çıkarılmış. Rakam belki size küçük gibi gelebilir ama oynanışı çokça etkileyecek. 2 mermilik neredeyse bir fark var. Hasar da arttırılmış. Silah hasarı da 39'dan 40'a çıkmış. Hani oynanışı ben etkileyeceğini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum Vandal kullananlar açısından. Fakat nasıl olacağını ayrıntılı olarak oyun, oyuna, güncelleme oyuna geldikten sonra göreceğiz tabii ki de. E, kendileri de hani burada belirtmişler hani Vandal ve Phantom arasındaki rekabeti arttırmak istiyoruz demişler. Silahlar konusundaki güncellemeler de bu şekilde. Vuruş etkisi görsel efekt güncellemesi kısmını geçiyorum. Bana kalırsa buradaki en önemli şey bu aradan onu da belirteyim. Kafadan vuruş efektinin boyutu düzenlenmiş. Bu hani bazen düşmanı orasından burasından vuruyordunuz. Fakat hani kafasından vurmuş gibi bir efekt çıkıyordu. Bunu düzenlemişler. Bu güzel olmuş. Fakat bu kısmını ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim. Siz girip okuyabilirsiniz. Link açıklamalar kısmında olacak. Rekabet güncellemeleri var. Orada da önemli şeyler var. Oraya geçelim. Rekabet güncellemeleri adı altında karşılaşmayı yeniden kurma özelliğini oyuna getirmişler. Karşı karşılaşma 4 ve 5 olarak veya daha kötü bir durumda başlarsa şayet hani oylama seçeneğiyle veya hani başka bir şekilde oyuna yeni bir oyuna girme şansı sunuluyormuş bizlere artık. Hani AFK'lara yönelik bir şeyler isteyenler vardı. Hani bir nevi de onlara özel bir durum bu. Karşılaşma başında satın alma evresi esnasında oyundan düşen ve ilk tur boyunca geri gelmeyen bir oyuncu varsa ikinci, ikinci turun başında sohbeti slash yenile yazarak ya da remake yazarak hani yeniden bir kurma gerçekleştirebiliyormuşuz. Hani oyunu yeniden kurma talebinin ardından teslim olma seçeneğindeki gibi bir oylama karşımıza geliyor. Ve bu oylama sonunda da herkes hemfikirse bu konudan hani bir yeniden bir maç aratma kısmına giriyoruz. O şekilde bir güncelleme. Fakat şöyle bir şey var oyunun yeniden kurulması için oyuna bağlı tüm oyuncuların bunu onaylaması gerekiyormuş. Şimdi ben hani tam olarak kavrayamamış olabilirim. Fakat düşman takıma da bu seçenek sunuluyorsa bana sorarsanız çok da mantıklı değil. Hani karşınızda 4 kişi varken sırf gıcıklığına inadına hayır verenler çokça olacaktır. Belki karşı takımın tamamı hayır verecektir. E sadece bizim takımımızı soruyorlarsa hani bu da bir noktada suistimal edilebilir. Fakat mantıklı olanın ben bu olduğunu düşünüyorum. Hani eğer yeniden kurma yaptığınız zaman oylayıp yeni bir maça başladığınız zaman size herhangi bir XP kazanmıyorsunuz ve MMR'ınızı da Elo'nuzu da etkilemiyor bu durum. Bu durum böyle. Hani şöyle bir detay daha var bunu da atlamayayım. Yeniden kurulma oylaması satın alma evresi boyunca geçerliymiş. Eğer satın alma evresi bitmeden önce bir karara varılamaz. Oylama oylamada sona eriyormuş. Bu durumda böyle söylemede olmasın diye belirttiğim Kısım kademeleri, görselleri de güncellenmiş. Bu bilgiyi de verelim. Yaşam kalitesine geçelim. Yaşam kalitesi kısmı genel olarak özel oyunlar için, gözlemciler için dolayısıyla hani gereksiz kısımları geçiyorum. Siz girip kendiniz okuyabilirsiniz. Şurada çok önemli bir kısım var. Oyunda kimliğini gizli tutmak isteyen oyuncular için şu özellikleri ekledik. Grup üyeleri dışında adımı gizle. Oyunda ajan adı olarak kullanılacakmış. Bu harika olmuş. Açıkçası özellikle hani yayıncı olan arkadaşların çokça işine yarayacaktır diye düşünüyorum ben. Grubumda olmayan diğer takım arkadaşlarımın adlarını gizle. Yani oyunda yine ajan adları gösterilecekmiş. Dediğim gibi bu özelliğin yayıncı olanlar için ghostlamayı önleyecek şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Ve müthiş bir şekilde işe yarayacağını düşünüyorum. Eğer yanlış anlamadıysam. Ek olarak şunu da belirtmişler. Arkadaşlık isteklerini gizleme ve otomatik olarak reddetme özelliğini de oyunu da oyuna etkilemişler. Vur, vuruş etkisi, görsel efekt iyileşmeleri detaylı bir biçimde hani kendi bölümüne bakın diyorlar. Dediğim gibi ben linki linke bu kısmı da bırakacağım. Giderilen hatalarda neler var onlara bakalım. Kısaca iki takımın da teslim olma oylaması başlattığı durumlarda oylamayı ikinci başlatan takımın oy vermemesine verememesine sebep olan hata giderilmiş. Başka bir dil seçili olsa bile kısım kademesi tüyosunun İngilizce görünmesine sebep olan hata giderilmiş. Evet Valorant 1.07 yama notlarımız bu şekilde değerli dostlar. Değerli dostlar bile diyemiyorum artık o kadar <laughs> nedeni bunalmış mıyım nedir açıkçası önemli bir güncelleme olduğunu düşünüyorum ve seyici büyük oranda etkilediğini düşünüyorum hani aranızda Sage mainler varsa çok üzülecektir videoya dislike atmayın ne no olur lütfen onun dışında silah düzenlemelerini beğendim. Fakat shorty konusunda shorty'nin küçük de olsa bir buff hak ettiğini düşünüyorum. Hani gerçi pistol olarak da yakın mesafede güçlüydü fakat bilmiyorum açıkçası. Başka neler söyleyebilirim bilmiyorum. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bunları belirtebilirsiniz. Benim yine eksik veya yanlış aktardığım şeyler olabilir. Bunları belirtirseniz çok iyi olur. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Açıkçası şu an aklıma pek de bir şey gelmiyor. Haftaya umarım ki evime döneceğim. Daha hani kaliteli bir şekilde olacak bu videolar önceden olduğu gibi. Bilmiyorum bunlar kaliteli miydi gerçi de. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Lafı çok da uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Görüşmek üzere.